Günaydınlar yurdumun güzel öğretmenleri. Gününüz aydın olsun diyoruz. Belki şu anda beni izlediğinde tünaydın olabilir, iyi geceler olabilir. Bunu bilemem ama hangi saatte izlerseniz izleyin. Gününüz umut dolu olsun. Hayatlarınızdan umut eksik olmasın. Ve hayatlarınızdan en önemlisi sağlık arkadaşlar eksik olmasın. Bu hayattaki en iyi doktor kimdir biliyor musunuz? En iyi doktorunuz kendinizsiniz. O yüzden psikolojik olarak şu anda hangi süreçlerden geçerseniz geçin. En iyi doktor arkadaşlar içinizde yatıyor. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Size bir de bir Zeynep Hoca arkadaşlar tavsiyesi. Hayatınızda az insan duymuyoruz, görmüyoruz ve konuşmuyoruz. Bu iki uygulamayı yaptığınız takdirde huzurun sizinle birlikte olacağını biraz da arkadaşlar keşfetmiş olacaksınız. Bizler İndeks Akademi stüdyolarından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Önemli bir ünitedeydik. Her sene bir sorunun gelmiş olduğu ünite olan programın kuramsal temelleri dedik. Daha önceki videomuzda kuramsal temeller olan felsefi temelden, psikolojik temelden, bireysel temelden ve toplumsal temellerden bahsettik. Şimdi sıra nereye geldi? Felsefe akımlara geldi. Eğitim, bakın felsefeleri ya da felsefi akımlar diyoruz. Bir sonraki videoda da eğitim felsefelerini göreceksiniz. Felsefi temel ifadesini sizlerle birlikte görmüştük, doğru mu? Şimdi ben felsefi temel ifadesini iki tane alt başlığa ayıracağım. Bir, felsefi akımlar diyeceğim. İki, eğitim felsefeleri diyeceğim. 2023 KPSS'de bize varoluşçu eğitim felsefesini sordular. Ama soru inanılmaz arkadaşlar, kolay sorular arasındaydı. Önce bir anlatalım, sonra soru üzerine sizlerle birlikte yorumlayalım. Şunu söylüyoruz bakın, felsefi akımlar dediğimizde, başlığa baktığınızda ne diyoruz? Akım. Bak ne diyor? Akım, akım. Akıyor, akıyor. Ne diye akıyor? İzim. O zaman mantığı aklımızda bu şekilde tutacağız. Soru kökü bizim için önemli. Aşağıdaki eğitim felsefelerinden hangisidir diye de bilir. Aşağıdaki felsefi akımlardan hangisidir de diyebilir. O zaman felsefi akım sorulduğunda seçeneklerde bunları arayacaksınız. O zaman akıyor mu? Akıyor. Bak ne diye akmış? Dikkat et. İzim. İzim diye akmış. Fark ettiniz mi? O zaman felsefi akımlar dediğinde sonu izimlerle bitenler artı varoluşçu anlayış sizi nereye götürecektir? Felsefi akımlara götürecektir diyoruz. Soru kökünde felsefi akımlar sorulduğunda sonu izimlerle bitenler ve varoluşçu size soruyor demektir. O zaman hadi gelin bu felsefi akımlar nelerdir? Bunları bir anlatalım ve bunların mantığını sizlere bir oturtturalım. Şimdi şunu söylüyoruz bakın. Realizm diyoruz. Real ne demektir? Real, süpersin. Gerçek demektir. O zaman burada ne vardır? Gerçekçilik vardır. Peki, ideal ne demektir? Fikir demektir. Düşünce bakın demektir, doğru mu? Burada en çok karıştırdığınız iki felsefe akım realizm ya da idealizmdir. Şimdi bak hiçbir şey anlatmadım. Gel bir mantığı kurgulayalım. Gel bir kelime anlamından gidelim. Bana ne dedi? Realizm dedi, gerçekçilik dedi. O zaman gerçek olan duyu organlarıyla algılanabilendir. O zaman gerçek olan nedir? Somut olandır. Doğru mu? Peki fikir diyorsa, idea diyorsa, düşünceler aklımıza geliyorsa, düşüncelerin ben şu anda senin düşüncelerini şu anda görebilir miyim? Senin düşüncelerine dokunabilir miyim? Senin düşüncelerini şu anda dile getirmediğin takdirde anlayabilir miyim? Tabii ki hayır. O zaman fikir dediğimiz şey ne olacaktır? Soyutluk olacaktır. Dolayısıyla bakın burada bir mantık çerçevesi içerisinde bir şeyde ilerliyoruz. Şimdi bana bakın şunu söyleyin. Bize verilen bir parçada öğrenmeler noktasında bir bilgi verilmişse ve bu bilgilerin somutluğunu söylüyorsa ya da somut yollarla elde edildiğinden bahsediliyorsa o zaman diyeceksiniz ki burada realizm vardır. Ama size verilen bir parçada mesela çocukların düşünerek öğrendiklerinden bahsediyor. O zaman düşünerek öğrenmeden bahsediyorsa burada bir soyutluk var mı? Var. Dolayısıyla bu bizi nereye götürecektir? İdealizme götürecektir. Sadece kelime anlamlarından yola çıkarak bakın bu yorumu yaptım. Şimdi bakın şunu söylüyoruz. Realistler der ki var olan gerçektir duyu organları ile
algılana bilendir der. Ama idealistler der ki var olan zihnin yansımalarıdır. Sezgisel düşüncelerdir. Hocam ne demek istiyorsunuz? Şimdi herkes beni dikkatle dinlesin. Canlar şu anda bu ne? Bu bir saat değil mi? Ben şu anda bu saati görebiliyorum, dokunabiliyorum, bu saati hissedebiliyorum. O zaman saat denince bakın dokunabiliyorsam, bunu gözlemleyebiliyorsam o zaman bu vardır diyor. Kim bunu söylüyor? Bu arkadaşlar bunu söyleyen realistlerdir. Ama bu neydi? Bir saatti. Ben saati şu anda ne yaptım? Arkama sakladım. Görebiliyor muyum? Hayır. Dokunabiliyor muyum? Hayır. Ama saat denildiğinde zihnimde ona dair bir anlam oluşuyor mu? Evet. Saat denildiğinde aklıma akrep geliyor, aklıma yelkovan geliyor, aklıma rakam geliyor. O zaman saat denildiğinde zihnimde ona dair bir anlam oluşabiliyorsa bu saatin var olduğu anlamına gelir diyor. Kim söylüyor bunu? Bunu söyleyen de arkadaşlar kimdir? İdealistlerdir. O zaman bakın bir şeye dikkat edin. Hem realistler hem de idealistler var olanla ilgilenir. Ama eğer var olan duyu organlarıyla algılanabilense realizm. Eğer var olanı zihnin yansımaları zihinde oluşturduğu arkadaşlar anlama bakarak yorumluyorsak bu ne olacaktır? İdealizm. Şimdi bana şunu söyleyin. Allah inanç. Allah'ı görebiliyor muyuz? Hayır. Dokunabiliyor muyuz? Hayır. Ama Allah dediğimizde aklımızda ve zihnimizde ona dair, yüreğimizde ona dair bir anlam oluşuyor mu? Evet. O zaman Allah inancı da bir nevi neye giriyor canlar? İdealizm mantığına giriyor. Ben şunu söylüyorum. Şimdi kalem, saat dediğimiz objeler, bakın görmediğimiz takdirde zihnimizde bir anlam oluşturma sebebi ne? Olmayan bir şeyi zihninde oluşturabilir misin? Hayır. Ama senin zihninde bir şey bir anlam ifade ediyorsa demek ki var. O yüzden idealistler var olanın zihninde oluşturduğu anlam olarak ne yapmaktadır? İfade etmektedir. Bir daha toparlıyorum ve şunu söylüyorum. Diyorum ki her ikisi de var olanla ilgilenir. Ama var olanı somut olarak algılama olarak adlandıran realistlerdir. Var olanı düşünce olarak adlandıranlar ise kimler olacaktır? İdealistler olacaktır. Devam edelim. Realistler der ki, ben yalan söylemem. Toplum beni kınar. Bu nedenle bakın, realizmde toplumun başat kültürünü merkeze alırız. Değişmez katı kültürünü merkeze alırız. Ama idealistler der ki, ben yalan söylemem. Geçmişte de suçtu, bugün de suç. Yani burası neyi merkeze alıyor? Evrensel değerleri merkeze alıyor. Şimdi bir noktada yine uyarıyorum. Her kültür ifadesini gördüğünüzde realizme gitmeyin. Bakın o kültürün cümle içerisinde kullanış amacına bakın. Şöyle bir örnek vereyim. Benim ülkemde bir kadın ya da bir erkek evlilik dışı çocuk sahibi olabilir mi? İstisnaları arkadaşlar geçiyoruz. Hayır. Peki Portekiz'de bu şekilde arkadaşlar bir şey var mı? Yok. O zaman bu benim toplumuma özgü değer yargıları söz konusu olduğu için biz buna ne diyeceğiz canlar? Kültür diyeceğiz. Bu anlamı taşıyan bir kültür ifadesi soru da varsa burada realizm vardır deyin. Peki şunu söylüyorum. Benim ülkemde hırsızlık yapmak suç mu? Suç. 10 yıl öncesinde suç muydu? Suçtu. Peki Portekiz'de suç mu? Suç. O zaman geçmişten günümüze kadar gelen mutlak, net, değişmez bir değer midir? Evet. Dolayısıyla bu değer anlamını taşıyan bir evrensel değer ifadesi soruda karşınıza çıkarsa, soru içerisinde bu amaçla kullanılmışsa, işte diyeceksiniz ki orada ne vardır? Orada idealizm vardır diyeceksin. Yine devam ediyorum. Bakın realizmin mantığını şuna yansıtıyorum. Bakın ben ilişki kuruyorum canlar. Bu bana özgü olan bir şey, ilişki kuruyorum. Tamam, literatüre bağlı kalmaksızın arkadaşlar bir ilişki kuracağım. Realistlerde mantık şudur. Birey doğuştan boş bir levha halinde gelir. Bireyin doğuştan boş bir levha halinde geldiğini söyleyen davranışçı öğrenme kuramı John Luke'dur. Bunu öğrenme psikolojisi dersinde de gördünüz.
O zaman bize verilen bir parça diyorum ki bakın, size davranışçı öğrenme kuramının öngörülerini taşıyan bir parça veriyorsa, hangi felsefe akımdır diye soruyorsa, o zaman diyeceksiniz ki burada ne vardır? Realizm vardır. Peki davranışçı öğrenme kuramını öğrenme psikolojisi dersi izlemeyenler, şu anda görmemiş olanlar için bir açalım. Ne demiştik davranışçı öğrenme kuramında? Öğrenmeler basit uyarıcı tepki ilişkisi içerisinde meydana gelir. Her uyarıcıya karşı gösterilen tepki öğrenmedir demiştik. Ve davranışçılar gözlenebilir ve davranışçılar ölçülebilir davranışlara bakar. Yani davranışçılara göre bir adamın seni sevdiğini söylemiş olması yeterli değil. Adamın bunu icraata dönüştürmesi lazım. Davranışına yansıtmış olması lazım. O zaman şunu söyleyebilir miyim ben? Davranışçılara baktığımızda davranışçılar gözlenebilir, ölçülebilir davranışları merkeze alıyorsa, o zaman onlar da arkadaşlar somut olanla ilgileniyor. Bu sebepten ötürü diyorum ki bize verilen bir parçada, bir metinde davranışçı öğrenme kuramının öngörülerinin olduğu yerde diyeceksin ki gönül rahatlığıyla orada realizm vardır. İdealizme baktığımızda, idealizm mantığında arkadaşlar bakın çocuk daha çok bilgiyle gelir anlayışını bakın bize çağrıştırıyor. E peki bu mantıkla baktığımızda burada bilişselci öğrenme kuramı mantığıyla ilişkilendirebilirim. Peki bilişselci öğrenme kuramında bilgi zihinde ne yapılır? Yapılandırılır. O zaman bilgi zihinde oluşturuluyorsa zihinde oluşturulan bilgi nedir? Soyuttur. Bu sebepten ötürü diyorum ki bize verilen bir parçada bize bilişselci öğrenme kuramının öngörüleri verilmişse o zaman orada ne vardır diyeceğiz? İdealizm vardır diyeceğiz. Peki yine devam ediyorum. Lütfen beni dikkatle dinleyin. Realistler der ki ben yalan söylemem, toplum beni kınar. İdealistler der ki ben yalan söylemem, geçmişte de suçtu, bugün de suç. Ama pragmatizm der ki ben yalan söylerim. Eğer bana fayda ve yarar getirecekse ben yalan söylerim der. Bu nedenle pragmatizmde faydacılık, bu nedenle pragmatizmde yararcılık vardır. Bazen seçeneklere pragmatizmi koymazlar, faydacılık ya da yararcılık ifadesini bakın kullanırlar. Ne dedi? Ben yalan söylemem, bakın pardon ben yalan söylerim. Eğer bana fayda ve yarar getirecekse ben yalan söylerim dedi. Peki soruyorum sizlere. Bir şeyin bizim için faydalı ya da yararlı olduğunu nasıl anlayabiliriz? Ya da bir şeyin bizim için zararlı olduğunu nasıl anlayabiliriz? Bakın bir şey anlatacağım. Kızım arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsam 1-1,5 yaşlarında falan. Sürekli çay bardağını nerede görürse görsün ki sürekli içinde çay arkadaşlar var. Çay kolik olan bir insan. Sürekli parmağını dokundurma çabası içerisine giriyor. Bir uyardım, iki uyardım, üç uyardım anlamadı. Sonra o minik parmağını aldım. Çayı arkadaşlar hafif hafiften dokundurdum. Şunu yaptı bakın. Peki gidip bir daha o çay bardağına dokundu mu? Hayır. Neden? Çünkü o çay bardağına dokunarak onun içerisinde var olan sıvının sıcak bir nesne olduğunu ve elini yaktığını öğrendi. O zaman bir şeyin zararlı olduğunu aslında nasıl öğreniyoruz? Yaşayarak öğreniyoruz. Ya da geliyorsun bana diyorsun ki Zeynep hocam ben Uşan Teki ile şu anda bir görüşme halindeyim. Sizin düşünceleriniz de benim için çok kıymetli. Ben çocukla tanışmanızı istiyorum diyorsun. Ve ne en nihayetinde getiriyorsun çocuğu benimle tanıştırmaya. Canlar şans o ya, bahtsız bedevisin zaten bu konularda. Ben çocuğu daha önce bir yerden tanıyorum. Sana diyorum ki bak yapma eyleme. Değil bu çocuktan sana koca, bu çocuktan sana yar dahi olmaz. Beni dinler misin canlar? Dinlemezsin. Gençliğinin baharındasın. Kanın arkadaşlar hızlı hızlı akıyor. Dinlemez. Ne yapıyorsun? Gidiyorsun 6 ay boyunca bu çocukla bir yaşantı geçiriyorsun. Bu erkekler için de geçerli, fark etmez. Örnekleri genellemeyelim. 6 ay boyunca bir yaşantı geçiriyorsun. 6 ayın sonucunda geliyorsun bana diyorsun ki hocam vallahi çok haklıymışsınız. Bu çocuktan değil koca, bu çocuktan yar dahi olmazmış. Peki ben onun zararlı bir şey olduğunu sana söyledim mi? Söyledim. Dinledin mi? Dinlemedin. Peki nasıl öğrendin?
O çocukla bir yaşantı geçirerek bunu öğrendin. O zaman hayatlarınıza baktığımızda bir şeyin faydalı ya da yararlı olup olmadığını, bir şeyin zararlı olup olmadığını hep yaşantı geçirerek öğreniyoruz. Dolayısıyla pragmatizmin bakın ana mantığında şu vardır. Pragmatizmde bireylerin somut yaşantı geçirerek deneyim kazanması pragmatizmin en temel amaçları canlar arasındadır. O zaman pragmatizmde birey somut yaşantı geçirerek, deneyimleyerek bakın bilgiyi öğreniyor. O zaman bu seni bir yere götürmesi lazım. Bireyin somut yaşantı geçirerek, deneyim kazanması beni yaparak yaşayarak öğrenmeye götürüyor. Peki yaparak yaşayarak öğrenme çağdaş yaklaşımın temeli değil miydi? O zaman şunu söyleyebiliriz. Çağdaş yaklaşımlarda pragmatizm, varoluşçu ya da naturalizm var. Ama çağdaş yaklaşımın temeli aslında ne vardır temelinde? Yaparak yaşayarak öğrenme varsa o zaman çağdaş yaklaşımın temelini ne oluşturacaktır? Pragmatizm oluşturacaktır. Peki yine devam ediyorum. Bu dedi ki, realistler dedi ki, ben yalan söylemem toplum beni kınar. İdealistler dedi ki, ben yalan söylemem geçmişte de suçtu, bugün de suç. Pragmatizm dedi ki, ben yalan söylerim. Eğer bana fayda ve yarar getirecekse ben yalan söylerim dedi. Ama varoluşçu diyor ki, ben yalan söylemem. Ama yalan söylemiyorsam, anne babam istemediği için değil, toplum istemediği için değil, benim kendi değerlerime ters düştüğü için ben yalan söylemem der. O zaman şunu söylüyoruz. Varoluşçu anlayışta bireyin kendi değer sistemi vardır. Peki bize yıllarca çocukluğumuzdan bu yana kendi değer sistemlerimize göre hareket etmemiz sağlanmış olsaydı biz aslında bugün kendimizi gerçekleştirme sürecinde büyük adımlar atmış olacaktık. O zaman biz kendi değer sistemimize göre hareket etmiş olmamız, kendi özgür doğamıza, çok özür, özgür düşüncelerimiz doğrultusunda hareket etmemizi sağlayacak. O yüzden bak, varoluşçuluktan bireyin kararlarında özgürlük vardır. Birey burada arkadaşlar, kararlarında nedir? Özgürdür. Şimdi o zaman şunu söylüyorum. Sana kendi kararların doğrultusunda özgürlük sunulmuş olsaydı ve sen kendi değerlerin doğrultusunda bugün bu hayatı yaşamış olsaydın ki ne yazık ki ben de dahil olmak üzere hiçbirimiz bu şekilde yaşamadık. Bizlerin her biri bakın kendimizi gerçekleştirme sürecine daha hızlı adımlar atmış olacaktık. Dolayısıyla varoluşçu anlayışta aslında amaç kişinin kendini ne yapmasıdır? Gerçekleştirmesidir. Şimdi lütfen beni arkadaşlar dikkatle dinleyin. Az önce benimle bir uşağı tanıştırmak istedin ve ben ondan bir şey olmayacağını söyledim. Beni dinlemedin, gittin çocukla 6 ay boyunca bir yaşantı geçirdin ve söylediklerimde haklı olduğumu deneyimledin. Biz buna ne dedik? Pragmatizm dedik. Ama bana şunu demiş olsaydın, Zeynep hocam buna sen karışamazsın. Sana göre o çocuk kötü bir insan olabilir ama bana göre gayet de iyi bir insan demiş olsaydın. O zaman sen şu anda bu söylevlerinle yapmış olduğun seçimi kendi değer yargılarına göre yaptın. Kendi özgür iradene göre böyle bir seçim içerisine girdin. İşte biz buna da ne diyeceğiz? Biz buna da arkadaşlar varoluşçu yaklaşım diyeceğiz. Bakın şurası. Evlenirken, iş seçerken, meslek seçerken hep el alem ne derle yapar. Ama burası iş seçerken, eş seçerken, meslek seçerken, hayatı yaşarken hep kendi arkadaşlar kararları doğrultusunda yaşar. Yani varoluşçukta bireyi karar ve seçimlerinde özgürdür. Hatta karar ve seçim de diyelim şuraya. Biz varoluşçu anlayışta çocuğa karar ve seçimlerinde ne sunuyoruz? Özgürlük sunuyoruz. 2023 KPSS sınavı şöyle bir soruyla geldi. Bilginin varoluşçu anlayışa göre canlar nasıl ele alındığı soruldu. Seçeneklerin birinde somut yolla bilgi ele alınır dedi realizm.
Düşünceler yoluyla elde edilir bilgi dedi. Bakın idealizm. Ve seçeneklerin birinde bilginin özgür arkadaşlar yolla elde edilmesinden bahsetti. Ve bilginin kişinin karar ve seçimlerinde özgür olacak şekilde ele alınmış olması canlar bizi nereye götürecekti? Bizi arkadaşlar varoluşçu anlayışa götürecekti diyoruz. Peki yine devam ediyorum, sonra geri dönüşler yapacağım, merak etmeyin. Realistler dedi ki ben yalan söylemem, toplum beni kınar dedi. İdealistler dedi ki ben yalan söylemem, geçmişte de suçtu, aha bugün de suç. Pragmatizm dedi ki ben yalan söylerim, bana fayda ve yarar getirecekse söylerim dedi. Ama varoluşçu dedi ki ben yalan söylemem, yalan söylemiyorsam kendi kararlarımdan ve değerlerimden ötürü ben yalan söylemem dedi. Ama naturalistler de bakın şunu yapıyor, aynı benim düşüncede, ben yalan söylerim diyor. Ben yalan söylüyorsam bana yalan söyletene bak diyor. Çocuk doğuştan masum ve temiz gelir. Ona yalan söylemeyi öğreten ya ailedir, ya çevredir, ya okul ortamlarıdır der canlar. Bakın mantık çerçevesinde naturalizmde şu vardır. Çocuk doğduğu andan itibaren onu salın çayıra, Mevlam kayıra. Ne demek bu? Bir kere size çok bir püf nokta vereceğim. Bunu aklınıza getirdiğiniz takdirde naturalizm tamamıyla kalkacaktır. Seçeneklerde karşımıza şimdiye kadar gelmedi, soru olarak da arkadaşlar gelmedi ama ben bilmenizi isterim. Naturalizm deyince aklınıza ne gelsin? Tarzan gelsin. Peki Tarzan'a baktığımızda Tarzan özgür ve serbest bir ortamda kendi yaşamsal faaliyetlerinin ve öğrenmelerinin sorumluluğunu alarak bir yaşam sürdü mü canlar? Evet. İşte bakın naturalizmde çocuğa özgür ortam sunma anlayışı vardır. Bu nedenle biz Tarzan özgür doğasına bakarak özgür arkadaşlar ortamda kendi yaşamsal faaliyetlerinin ve öğrenmelerinin sorumluluğunu alarak bakın ne yaptı? Bir yaşam sürdü. Ama hocam sen hem varoluşçulukta hem de naturalizmde İkisinde de özgürlükten bahsettin. Evet. Bakın mantık şu. Bir kere özgürlükten bahsediyorsa ve seçeneklerde ikisinden biri varsa, mesela varoluşçu var, gidin. Varoluşçuya gidin. Ama ikisini de seçeneklerde gördüğünüz andan itibaren ayrımı nasıl yapacaksınız? Eğer özgürlük kişinin karar ve seçimleriyle alakalıysa varoluşçu diyeceksiniz. Ama eğer özgürlük çocuğa ortam sunma anlamında kullanılmışsa o zaman diyeceksiniz ki orada ne vardır? Naturalizm vardır. Ama sana özgürlüğü anlatan ya da bilginin özgür yollarla elde edilmesinden bahseden bir parçadan bahsedilmiş. Seçeneklerde naturalizm yok. Dolayısıyla varoluşçuya ne yapabilirsiniz? Gidebilirsiniz. Şimdi beni yine dikkatle dinleyin. Naturalistler temelinde ne var biliyor musunuz? Burası programları. Burası arkadaşlar okulları aslında reddediyorlar. Varoluşçulukta da böyle bir anlayış var ama bu reddin en keskin olduğu yer canlar neresidir? Naturalizmdir. Diyor ki siz çocuklarınızı alıyorsunuz sınıflara. 40 dakika ders, 10 dakika ara verecek şekilde oturtuyorsunuz. Bunu yapmayın. Tek fabrikasyon çıkışlı çocuklar yetiştirmeyin. Bırakın bu çocuklar gelsinler. İstediği zaman ders görsünler, istedikleri zaman ara versinler. Okullar çocukların özgür doğasına ket vurmasın. Programlar çocukların özgür doğasına ket vurmasın. Ve bugün bakıldığında okullar ve programlar çocukların özgür doğasına ket vurduğu için burası arkadaşlar programları ne yapıyorlar? Reddediyorlar. Kim gibi? Erkin Koray gibi. Erkin Koray çocuğunu okula göndermedi bakın. Ve aslında mantığı savunduğu mantık neresiydi canlar? Burasıydı. Ya da ben arkadaşlar Portekiz Lisbon Üniversitesi'nde staj yaptım. Ve orada 3 farklı okulda arkadaşlar görevi aldım. Bu görev almış olduğum okullardan bir tanesi bu anlayışın benimsenmiş olduğu okullar arasındaydı. Bakın bizim tabirimizle çocukların okul bahçelerinde bostanları vardı. Ve çocuklara örnek veriyorum, soğan öğretilirken bu soğandır diye öğretilmiyordu. Çocuklar okul bahçesine çıkıyor, soğanı ekerek öğreniyorlar.
Canları sıkıldığında öğretmenin bilgisi dahilinde gidiyor basketbol oynuyor ya da kafeterya arkadaşlar gidip yemek yiyor. Okul ortamı tamamıyla çocuğun özgür doğasına uygun olacak şekilde ne yapılmıştı canlar? Düzenlenmişti. Ve biz buna canlar ne dedik? Naturalizm dedik. Ya da şunu söylüyorum bakın, rahmetli Doğan Cüceloğlu. Bunu oradan, buradan arkadaşlar saygıyla anımsıyorum. Almanya'da bir kongreye gidiyor ve kongre arkadaşlar esnasında salonda bekliyor, otelin lobisinde bekliyor. O esnada yabancı uyruklu bir arkadaşlar, baba ve çocuk geliyor. Baba açıyor gazetesini okuyor, çocuk da etrafta dolanarak işte oyunlar oynuyor, kendine göre bir etkinlik gerçekleştiriyor. Sonra çocuk sandalyeye çıkmaya çalışıyor, yapamıyor. Bir daha çıkmaya çalışıyor, yine gerçekleştiremiyor. Bir daha çıkmaya çalışıyor, gerçekleştiremezken Doğan Cüceloğlu arkadaşlar müdahale ediyor ve çocuğu koltuğa oturtturuyor. Baba hemen gazeteyi bırakıyor. Diyor ki ya ne yapıyorsunuz diyor. Ben bilmiyor muydum o çocuğu alıp o koltuğa oturtturmayı? Ben sabahtan beri o çocuğun tek başına o koltuğa oturabilmesini bekliyorum diyor. O yüzden bakın, naturalizm anlayışında çocukların özgür arkadaşlar doğasına hareket edecek şekilde bir eğitim sistemlerinin vurgulanması neyi vardır? Anlayışı vardır. Peki şunu söyledik. Bir tane örnek vereyim naturalizmle, ondan sonra arkadaşlar toparlayacağım. Şunu söylüyorum. 3 yaşında bir çocuk, pardon 2 yaşında bir çocuk yeri yürümeye başladığında anne baba ne der? Yapma, etme, kalkma, durma der. Neden? Çünkü düşüp de kafasını kıracağı düşüncesi içerisindedir. Naturalistler diyor ki bakın bunu yapmayın. Madem böyle bir korku içerisindesin, o zaman koltukları birleştir, çocuğun yürüyebileceği özgür ortamı sun onlara diyor. Ya da bir kız çocuğu annesiyle birlikte mutfağa bulaşıkları götürmek isterken annesi yapma dur kıracaksın demesin diyor. Onun yerine diyor koyun masaya plastik bardak tabak, çocuğun girişimcilik duygusuna ne yapmayın diyor, ket vurmayın diyor. O yüzden bakın çocuk karar ve seçimlerinde özgürse varoluşçu, ama canlar bakın ortam sunma anlamında özgürlük veriyorsak naturalizm. Ama ikisinin seçeneklerde olmadığı bir soruda hangisi varsa işaretle geç dedik. Peki bana şunu söyler misiniz? İki tane eş adayım var. Hangisiyle evleneceğime annem babam karar verirse hangisi olur? Hangisiyle evleneceğime annem babam karar veriyorsa biz buna ne diyeceğiz? Realizm diyeceğiz bak. Peki iki tane eş adayım var. Bunlardan hangisi zenginse ben onunla evleneceğim algısı içerisine girersem. O zaman ben burada ne yapmış oluyorum? Bana fayda sağlayanı bakın tercih etmiş oluyorum. O zaman bu bizi nereye götürecektir? Pragmatizme götürecektir. Peki iki tane eş adayım var. Hangisiyle evleneceğime ben kendim karar verirsem bu ne olacaktır? Varoluşçu olacaktır. Peki iki tane eş adayım var. Pardon, hiç eş adayım olmaz. Babam bana kızım git gez, arkadaş ortamına karış, münasip bir eş adayı bulabilmem için bana bu uygun ortamlara müsaade ediyorsa, tabii 3 aşağı 5 yukarı canlar benzetim yapıyorum. Kızım git gez, eğlen, arkadaş ortamına karış mantığıyla bana bu özgür ortamı sunuyorsa bu da bizi nereye götürecektir? Naturalizme götürecektir diyoruz. Ve şöyle bir toparladık. Şimdi sizden istediğim nokta şu. Arkanıza tamamıyla yaslandınız. Arkana yaslan ve sadece arkadaşlar dinle. Ayşe 20 yaşına gelmiş genç bir kızdır. Ailesinden ayrı bir üniversitede bir bölüm kazanmıştır. Ve babası alır Ayşe'ye karşısına der ki, kızım sen bizim biricik ve tek evladımızsın. Biz seni bu yaşına kadar yedirdik, içirdik, besledik, büyüttük. Ama biz biliyoruz ki üniversiteye gittiğinde bizim başımızı önümüze eğmeyeceksin, okuldan yurda, yurttan okula gideceksin der. Ve Ayşe üniversiteye başlar. Hakikaten de babasının dediği gibi okuldan yurda, yurttan okula gider. Ta ki ne zamana kadar? Genç, yakışıklı, filin taboylu Ali ile karşılaşana kadar. Ali Ayşe'nin bir üst dönemindedir. Ve her gün kantinde Ayşe'yi kesip kesip durmaktadır. Ve bir gün aşkına yenik düşer. Ayşe arkadaşlar yurda gidecekken Ayşe'nin önünü keser ve der ki,
Ayşe, merhaba. Benim adım Ali. Seninle konuşmam gereken mühim bir mesele var. Bu akşam saat 7'de senin yurdun yanındaki kafede buluşalım mı der. Ayşe yüzünde hafif bir tebessümle yoluna devam eder. Ve Ali arkadan seslenir der ki, Ayşe gelsen de gelmesen de akşam 7'de senin yurdun yanındaki kafede olacağım der. Ve Ayşe yurda gider. Başlar kara kara arkadaşlar düşünmeye. Ne giysem diye değil tabii ki. Der ki, ya annem babam beni buraya gönderdi. Kızım bize layık bir evlat ol dedi. Bizim başımızı önümüze eğme dedi. Şimdi ben gidip bununla görüşürsem, Ali ile görüşürsem, babam bunu benden beklemez, annem bunu benden beklemez, çevrem bunu benden beklemez derse hangisi olur? Realizm olur. Annem bunu benden beklemez, babam bunu benden beklemez, çevrem bunu benden beklemez dedi. Ve Ayşe yine düşünceler içerisine dalarken kara kara düşünmeye devam ediyor burada. Bakın böyle bir şey yok ama böyle bir şeyin varlığını kabul edelim. Diyor ki yahu diyor bir kadın ya da bir erkeğin yan yana gelebilmesi için evlilik denen kurum şartlık gösterir. Bu geçmişte de böyleydi, şimdi de böyle. Benim gidip Ali ile görüşebilmem için Ali'nin bana evlenme teklif etmesi gerekir derse, bakın bu geçmişte de böyleydi, bugün de böyle dedi. O zaman biz buna ne diyeceğiz? İdealizm arkadaşlar diyeceğiz. Ayşe kara kara düşünmeye devam ederken Caner bir kapı çalıyor. Ve yan oda arkadaşı içeriye giriyor. Diyor ki Ayşe'cim nasılsın canım iyi misin? O da diyor ki vallahi canım sıkkın. Diyor ki hayırdır? Mevzuyu anlatıyor. Diyor ki vallahi böyleyken böyle. Ve yan oda arkadaşı şunu söylüyor. Diyor ki aman takıldığın şeye bak. Git çocuğu gör. Görmeden karar verme. Hoşuna giderse, beğenirsen devam edersin. Hoşuna gitmezse sıradakine bakarsın diyor. O da arkadaşı bu şekilde yönlendiriyor bakın. Caner kurgu tamamıyla hayal ürünü lütfen farklı anlamlar çıkarmayalım. Şunu söyleyebilir miyim? Bakın. Git çocuğu gör. Görmeden karar verme dedi. Yani sana dedi ki git çocukla ne yap dedi? Bir yaşantı geçir dedi. Ve hoşuna giderse devam edersin, hoşuna gitmezse sıradakine bakarsın diyor. Yani sana fayda sağlıyorsa devam et diyor, fayda sağlamıyorsa sana fayda sağlayacak başka birini bulursun diyor. O zaman burada ne vardır diyeceğiz? Burada arkadaşlar varoluşçu pragmatizm anlayış vardır diyeceğiz. Ayşe kara kara düşünmeye devam ederken gözü saate ilişir. Saat olmuştur 6:30. Görüşme anına ne kaldı? Yarım saat. Ve artık Ayşe şunu söyler. Aman başlamışım anama da babama da. Ben 20 yaşına gelmiş genç bir kızım. Kendi kararlarımı kendi almakta özgürüm. Altı üstü gidip Ali ile bir kahve içeceğim. Bunun burasında ne vardır deyip giderse. Bakın ne dedi? 20 yaşına gelmiş genç bir kızım. Kendi kararlarımı kendi almakta özgürüm dedi. Ve dolayısıyla arkadaşlar ne dedi? Varoluşçu arkadaşlar dedi. Ve Ayşe Canlar gitti. Ayşe kafeden içeriye girerken Ali'nin bir buket çiçekle onu beklediğini gördü. Biz olayı arkadaşlar burada kesiyoruz. 15 yıl öncesine geri dönüyoruz. Ayşe 5 yaşında. Yerde sümüklü bir halde oyun oynamakta, baba gazete okumakta, anne ise ev işleriyle meşguldür. Ve bir telefon çalar. Anne telefonu açar der ki, ooo Salih Bey iyiyim sizler nasılsınız derken, baba gazeteyi bırakır ve şu işareti yapar. Ayşe hem anneye bakar hem babaya bakar. Ve anne şu ifadeyi kullanır. Salih Bey, Allah sizi inandırsın ki eşim evde yok. Bir notunuz varsa ileteyim der. Olayı burada yine kestik. 15 yıl sonrasına onları bıraktığımız kafe köşesine geri gidiyoruz. Ayşe'nin ağzı kulaklarında mı? Kulaklarında. Kalbi bırt 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 atıyor mu? Atıyor. Ve Ayşe adımını atmış olduğu her asfalt boşluktaymış gibi yürüyerek yurduna gidiyor mu? Gidiyor.
Ve Ayşe elini çantasına atıyor, eline bir cep telefonu geliyor. Bu durumlarda o cep telefonun sesi her zaman kısık mıdır? Elbette. Bir bakıyor ki 20 cevapsız arama kim? Baba. Babayı arıyor ve diyor ki babacığım Allah seni inandırsın ki ders çalışırken uyuyakaldım. Bak annesinin ifadesini kullandı farkındaysanız. Çocuk doğuştan masum gelir. Ona yalan söylemeyi öğreten ya ailedir ya çevredir ya okul ortamıdır deyip bunları reddedenler kimlerdi? Naturalistlerdi. Ve ne yaptık? Bir örnekle arkadaşlar burayı özetledik. Vermiş olduğum örneklerde hangi yeri vurguladığıma dikkat edin. Örneğin üzerine örnek yazıp da sorgulama içerisine girmeyin. O verdiğim örnekte neye vurgu yaptığıma dikkat edin. Kendi başınıza örneğe soru yazma çabası içerisine girmeyin çünkü bunu yapıyorsunuz. O zaman canlar, felsefe akımları ne yaptık? Geride artık bıraktık. Şimdi sıra nereye geldi? Eğitim felsefelerine geldi. Hadi gelin bir sonraki videoda eğitim felsefeleriyle tekrardan görüşelim.